Herkese merhaba, Yegir TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar, en hızlı Renault, sizin deyiminizde NAM, NAM'mış bunun ismi bu arada, çok değişik bir isim. En hızlı Renault nasıl kasılır, bunu kanıtlayacağız, size test edeceğiz. Önünüzde zaten hali hazırda, aklımızda planlar var ama nasıl yapacağımız hakkında size hemen bir tane video çekmek istiyorum. Burada oynanışa giriyorsunuz, eşleştirme tercihlerinde arkadaşlar, burada oyun modu, terörist hunt'ta, şuradaki rehineyi kurtar, rehineyi koru ve bomba etkisiz hale getirip kapatıyorsunuz. Sadece şu klasik terörist avını açıyorsunuz. İki çeşit de yapma şekli var. İki çeşit de göstereceğiz size aynı video içerisinde. Önce normal klasikten başlıyoruz arkadaşlar. Burada yalnızca ekip olarak gireceksiniz. Normal, zor ve gerçekçi var. Normale gireceksiniz. Eşleştirme yaparsanız 5 kişiyi beklersiniz. Öyle yapmayacaksınız. Şimdi iki kişi gireceğiz. İkimiz birlikte en hızlı şekilde kaç saniyede bitirebiliriz? Önce bunu göstereceğiz. 3 hızlı operatörler alacağız ve silahı kuvvetli operatörler alacağız. APC bölgesinden doğacaksınız arkadaşlar. En yakın burası haritaya. İstediğiniz operatör alabilirsiniz ama 3 hızlı ve silahı güçlü operatörü almanız lazım. Evrim hemen aşağıdan, ben üstten. Ortada buluşacağız. En hızlı yapabildiğimiz şekilde yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu kişiden kişiye göre değişebilir. Teröristlerin dizilimine göre de değişebilir. Geldi, alt şata mı? Evet, sanırım 1 dakikadan kısa, 11-11 vurduk zaten. Şimdi 2 kişi yapabildiğimiz en hızlı buydu arkadaşlar. Bunun saniyesini ben videoda yazacağım zaten. Şimdi aynı işlemi kaç yerine 10 verdi buna bakacağız. Şimdi evrim çıkacak, ben tek başıma yapacağım. Kaç Renault'un aldığımıza da bakacağız. Renault'un olarak arkadaşlar toplamda 115 verdi. Şimdi evrim çıkıyor, menüye dönüyor şu anda. Ben çıkmayacağım. Tekrar oyla diyeceğim. Artık ben tekim. Tek başıma kaç saniyede yapıyorum ve toplamda kaç Renault olacağım ona bakacağız. Eliminate the terrorist. Şimdi tek başımıza da en hızlı hemen hemen bu kadar bitirebildik. Daha hızlı olabilirdi ama şimdi kişiden kişiye fark edebiliyor. Bir de benim mouse'umun çift tıklama sorunuyla alakalı. Sürekli zoom kendini açıp kapatıyor. Ama mantık olarak
Bizim için kaç saniyede bitirdiğimiz önemli. Bir de bunun başka yolu var, onu da göstereceğiz. Şimdi önemli olan kaç Renault aldığımız. Evrim çıksa bile kaç Renault aldık, buna bakacağız. Şimdi evrim çıktığı halde arkadaşlar, ben evrimle beraber girdiğimden daha fazla Renault aldım. 138 aldım ama bu evrimle birlikte girdikten sonra o squat'tan çıkıyor. Şimdi bunu çıkıp tek başımıza nasıl yapacağız? Hani evrim hiç girmeden bu sefer ben tek yaparsam kaç Renault alacağım? Aradaki farkı göstermek için bir de tek başıma terörist stand girip yapacağım. Bu sefer de yalnız kurt olarak gireceğim. Normalde 138 Renault alıyorum arkadaşlar. Kaç saniye olduğunu ben programdan hesaplayacağım ve sizlere bunu göstereceğim arkadaşlar. Eliminate all hostiles. Evet, bu sefer tek başımıza girdik. Hemen hemen aynı saniyede bitirdik arkadaşlar. Şimdi tek başımıza girdiğimizde, squat'tan çıktıktan sonra değil de, bu sefer kaç Renault verdi ona bakalım. Şimdi tek başımıza girdiğimizde de vereceği Renault arkadaşlar, gördüğünüz gibi sadece 26. Yani ben ne kadar tek başıma kassam da bir öncekinden çok çok farklı arkadaşlar. O yüzden tek başımıza terörist standta kasmak size o kadar fazla puan vermiyor. Nam vermiyor arkadaşlar. Şimdi bir benzerini yine evrimle birlikte yapacağız. Bu sefer de rehine görevini açacağız arkadaşlar. Bu klasikti. Bu sefer de rehine görevini açacağız. Hemen buradan seçeneklere giriyorsunuz. Bunlar tamamıyla arkadaşlar kanıtlama videosudur. Burada klasik modu değil de Rainy'yi kurtar. Rainy'yi koru değil, bakın. Kurtarı açıyorsunuz. Bu klasik modu kapatıyorsunuz. Sadece Rainy'yi kurtar açık olacak. Bu arada aşağıdaki haritalarda da sadece House'un açık olmasına dikkat edin. Yani diğer haritalar açık olmasın arkadaşlar. Terörist Stand'da yine yalnızca ekip normal modda giriyoruz. Rainy'yi kurtar görevinde de Rainy'nin zaten bulunduğu birkaç yer var. Hemen Rainy'nin bulunduğu yere hızlı hızlı dalacağız. Rain'i kurtarıp kaçacağız arkadaşlar. Ortalama kaç saniyede yapacağız ve kaç Renault verecek? Genelde Rain her zaman en üst katta oluyor arkadaşlar. Hemen en üst kata çıkıyorum. Bakalım nerede olacak. Rain'in zaten olduğu 4 tane bölge var arkadaşlar. Rain'i en üst katta değil. Hiç diğer... Aa bak, Rain'e burada. Hemen buradakileri alacağız. Ben Rain'i kurtaracağım. Taliye bölgesi River'da. Rain'i burada bırakıyorsunuz ki... La ölmedi. Bu
Rain'i tam burada bırakıyorsunuz ki hemen kurtarılsın. Şimdi bunu daha az yapmaya çalışacağız tabii ki normal şartlarda ama ben ortalamasını size söyleyeceğim zaten. Rain'i kurtarmada bakalım kaç Renown verecek. Şimdi aynı işlemi ben tek başıma evrim çıktıktan sonra yapacağım arkadaşlar. Ortalama verdiği Renown nam bakın yine 115 verdi. Yani ben 2 kişi girdiğim zaman 115 veriyor. 3 kişi olduğunda farklı olabilir. Şimdi eğrim çıktı. Aynı işlemi ben tek başıma yapıyorum arkadaşlar. Locate the hostage. Ve yine üst katta güzel. Koş 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 koş. Görmedi kaç, görmedi kaç, koş 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 koş. Vurmayın be, vurmayın be. Evet. Evet şimdi eğrim çıktıktan sonra tek başımıza girdik. Bir de buna bakalım. Yapabildiğimizin en hızlısı bu tek başımıza arkadaşlar. Veren drone'a bakacağız. Bir öncekiyle aynı mı? Hangisi daha kısa onları karşılaştıracağız. Verdiği Renown'a bakın arkadaşlar, 106 Renown verdi eğrim çıksa bile. Bir önceki klasikte 138 vermesi gerekiyordu. O yüzden Rain'e değil de diğer klasik şu an için sanki birazcık daha iyi gibi ama bir de saat karşılaştırmasına da bakacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları hemen bir hızlıca hesaplayalım. Şimdi eğer ki ben arkadaşımla girseydim ilk başta klasik roundda hemen şuradan hesap makinesini açıyoruz. Doğrusal bir orantı yapacağız. Ben 54 saniyede 115 Renown kasabiliyorsam bu 1 saatte kaç kasabilirim? Yani 1 saat oynanış süresinde kaç kasabilirim? Şimdi doğrusal orantı yapacağız. 1 saatte 3600 saniye var. Hemen 3600 ile arkadaşlar 115'i çarpıyorum. Sonra bunu 54'e bölüyorum. Toplamda 7666 kasabiliyorum. Bu normal tek başıma oynadığımızda. Şimdi ters işlem yapacağım. Ben şimdi 138 kasmıştım bunu tek başıma. 138 çarpı yine 3600 yapıyorum. 4900, 496.000 etti. Bunu kaç saniyede? 134, 1 dakika 34 saniyede. Yani 60 artı 34, 94 saniye yapıyor. 5285. Yani gördüğünüz gibi tek başına kastığınızda birazcık daha zor. Ama yine tabii ki Renown kasma yöntemlerinden bir tanesi. Videoda bahsettiğimi hatırlayın. Videoda bahsettiğimde arkadaşlar bu size 20 Renown 30 Renown veriyordu. Tek başınıza girdiğinizde yine nispeten iyidir. Diğerine bakalım arkadaşlar. Şurada 1 dakikada bitirmişiz. Tabii ki bu daha hızlı da bitirilebilir. 1 dakikada ben 115 Renown kastım. 1 dakikada 115 Renown kastım. Tam 60 saniye çarpı hemen 115 yapıyor. Pardon, 3600 çarpı yapacaktım, özür diliyorum. 3600 çarpı hemen 115 eşittir. Bölü yapacağım. Son 60 saniye böleceğim. 6900. Diğerine bakıyorum hemen. Yine 3600 çarpı 106 eşittir 381 bölü yine 60 saniye yapıyorum. Çünkü ortalama hemen hemen aynı. Görüyorsunuz. Rain'e modu yaptığınız zaman bir tık daha hızlı kasma imkanınız var. 6300 Renown kasabilirsiniz 1 saatte arkadaşlar. Yani 1 saat oynanış süresiyle. Rain'e modu her zaman tek başına yapmanız birazcık daha kolay. Görüyorsunuz 8.59'da başlamışım. Yani 9.58'de yani 59-60 saniyede ben Rain'e modunu bitirebilmişim. Tabii ki bu pratikle daha da hızlı yapılabilir. 5 dakikada başladığım klasik modda arkadaşlar 6.34 yani 1 dakika 34 saniye sonra bitirmişim. Bunun arkadaşlar sağlamasını size bırakıyorum. Hangisinin rahatınıza gelirse, klasik mod mu, Rain'e mod mu? Bana kalırsa Rain'e modun yerlerini ezberleyin. Bunu bilen arkadaşlar da vardır. Rain'e modların arkadaşlar
rehinenin nerede olduğunu anlayabilmenizin yöntemi var. Benim bilmediğim bir yöntem ki terörist sanatta hani gidip de Renault kaskım kasma gibi derdim yok ama fark ettiyseniz tek başınıza yaptığınızda saatte ortalama 7000 falan kasabiliyorsunuz. Hatta favelada oynayarak da daha fazlasını yapabilirsiniz ama benim o kadar fazla vaktim olmadığı için bunları size göstermek için maalesef bunları sizin araştırarak bulmanız lazım. Hatta daha iyi bir yöntem biliyorsanız bana söyleyin. Ben bunu videoda çekeyim. Yine kanalda beraber yapabiliriz. Ya beraber benimle yapmak isteyen de varsa söyleyebilir arkadaşlar. Şu an benim gördüğüm kadarıyla en başta 7200 civarı, 7000 civarı tek başınıza veya arkadaşlarınızla kasabilirsiniz. Tabii ki bu bizim tek seferde denediğimiz. Bunu daha hızlı yapma imkanınız var. Ama ortalama 1 saatte 1 saat oynama süresiyle 7000 ile 7500-7700 arası Renault kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun şu anki güncellemede daha fazlasının olacağını düşünmüyorum. Varsa bilenler de bunu da benimle paylaşabilir. Hemen videosunu çekeriz, bakarız gerçekten de öyle mi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hızlı Renault kasma yöntemini yaptık. Böyle farklı farklı videolar gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda bana belirtin. Abone olmayı unutmayın ve videoya beğeni ve yorumlarınızı da lütfen eksik etmeyin dostlar. Hoşçakalın.